Hatırlayın ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler biz seni övüp tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak ve kanlar dökecek bir mahluk mu yaratacaksın dediler. Allah şüphesiz ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim buyurdu. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra o isimlerin işaret ettiği şeyleri meleklere gösterip haydi iddianızda doğruysanız bana şunları isimleriyle haber verin diye buyurdu. Dediler ki ey Rabbimiz seni tenzih ederiz. Bizim senin bize bildirdiğinden başka bir şey bilmemiz mümkün değil. Şüphesiz ki sen her şeyi bilensin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver buyurdu. Bu emir üzerine Adem onları isimleriyle onlara haber verince Allah, ben size gerçekten göklerin ve yerin sırrını bildiğimi, sizin açıkladıklarınızdan da gizlediklerinizden de haberim olduğunu söylememiş miydim buyurdu. O zamanki meleklere Adem için secde edin dedik. Derhal secde ettiler. Ancak iblis dayattı. Gururuna yediremedi. Ve zaten inkar edenlerdendi. Dedi ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ki haddi aşan zalimlerden olmayasınız. Bunun üzerine şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı. İkisini de bulundukları yerden çıkardı. Biz de haydi bazınız bazınıza düşman olarak inin ve size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşim ve bir nasip alma var dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip yalvardı. O da tövbesini kabul buyurup ona rahmetiyle yine iltifat etti. Doğrusu en fazla tövbeleri kabul eden, en çok merhamet sahibi ancak odur. Dedik ki, hepiniz oradan inin. Sonra benden size ne zaman bir hidayetçi gelir de kim o hidayetçime uyarsa onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İnkara saplananlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte bunlar ateş arkadaşlarıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardı. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi hatırlayın. Ve bana verdiğiniz sözde durun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Ve benden, sadece benden korkun. Yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Benim ayetlerime birkaç kuruşa değişmeyin. Ve benden ama sadece benden sakın. Hakkı batılı karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Ayrıca namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Kitap okuduğunuz halde insanlara iyilik emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Bir de sabır ile, namaz ile yardım isteyin. Gerçi bu ağır gelir ama saygılı olanlar başka. Onlar ki kendilerine gerçekten Rablerine kavuşuyor ve ancak ona dönüyor sayıp böyle bir iştenlikle namaz kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi alemler üstün kılışımı hatırlayın. Ve öyle birbirinden sıkılın ki kimse kimsenin namına bir şey ödeyemez. Kimseden aracılık kabul edilemez. Kimseden fidye de alınmaz. Ve onlar kurtarılacak da değillerdir. Hatırlayın ki bir vakit size işkencenin en kötüsünü reva gören, oğullarınızı boğazlayıp kızlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan bulunuyordu. Bir vakit sizin için denizi yarıp sizi kurtardık. Ve Firavun ailesini gözünüzün önünde boğduk. Bir vakit Musa'ya 40 gece üzerine söz verdik. Sonra siz onun arkasından kendinize yazık ederek buzağa tapındınız. Sonra
Bunun arkasından da belki şükredersiniz diye sizi bağışladık. Bir vakit Musa'ya doğru yolu bulasınız diye o kitabı ve Furkan'ı verdik. Bir vakit Musa kendi milletine dedi ki, ey milletim, gerçekten de siz o buzağa tapınmakla kendinize yazık ettiniz. Gelin, yaratanınıza dönün. Tövbe ederek nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız, yaratanınız yanında sizin için daha hayırlıdır. Böylelikle tövbenizi kabul buyurdu. Gerçekten de o, tövbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Bir vakit, ey Musa dediniz. Biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözüne asla inanmayacağız. Bunun üzerine sizi bakınıp dururken o yıldırım yakalayıverdi.